Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte LG'nin son amiral gemisi G5'i inceliyoruz. İncelememize başlamadan önce bu ürünü bizlere gönderdiği için aeroyon.com'a çok teşekkür ederiz. Şimdi isterseniz hızlıca kutu açılışına geçelim. Kutu içeriğinden tabii ki de telefonun kendisi geliyor. Bunun yanında 1 adet kulaklık, 1 adet hızlı şarj adaptörü geliyor. Bunun yanında da veri aktarabileceğiniz veya telefonu şarj edebileceğiniz kablosu geliyor. Onun dışında zaten kitapçıklardan falan çok fazla bahsetmeye gerek yok. Tasarımıyla hızlıca başlamak istiyorum. En önemlilerinden birisi arkadaki ses butonu artık kalktı. Bunu telefonun sol tarafına aldılar arkadaşlar. Bunun yanında sağ tarafına baktığımız zaman SIM kart girişi nano sim kart kullanıyor ve bunun yanında 200 GB'a kadar micro SD kart takabiliyorsunuz. Üst tarafında bir adet kulaklık girişi var arkadaşlar. Bunun yanında mikrofonu görüyoruz. Ön tarafta standart ön kameramız bulunuyor ve onun hemen yanında sensörler ve bunun da yanında karşı tarafın sesini duyabileceğiniz bir ayize. Alt tarafta LG logosunu görüyoruz. Kapasitif herhangi bir tuş yok. Tuşlar ekranın içinde. Arka tarafı çevirdiğimiz zaman çift kamera karşımıza çıkıyor. Bu kameralardan bir tanesi 16 megapiksel, bir tanesi 8 megapiksel. Yine birazdan daha fazla değineceğim bunlara. Bunun yanında LED flaşı var. Onun hemen de alt tarafında hızlı lazer otofokus özelliğini görüyoruz. Kameralarında hemen altında bir adet parmak izi okuyucusu var. Bu bir tuş aynı zamanda. Telefonun power tuşu, yani güç düğmesi işini görüyor. Buna bastığımız zaman işte tuş kilidini açabiliyorsunuz isterseniz ya da telefonu tamamen açıp kapatabiliyorsunuz. Alt tarafa baktığımız zaman ilginç bir detay yine karşımıza çıkıyor. USB Type-C girişini görüyoruz arkadaşlar. Bu USB Type sizi yanıltmasın. Zira bu USB 2.0 hızında çalışıyor. 3.0 diye aldanmamanızı tavsiye ediyorum. Telefonun 5.3 inçlik bir ekranı bulunuyor. 2560x1440 çözünürlüğü bizlere sunuyor. Bunun yanında PPI değeri 554 olan telefonunda IPS bir ekranı bulunuyor. Telefonun ekran gövde oranı %70. Hani fena bir rakam değil. %70'in üzeri aslında bizim için tamamdır. Ancak telefonun etrafındaki, yani ekranın etrafındaki çerçeve bana kalırsa biraz kalın duruyor. Hani bu çerçevelerin biraz daha incelebilir miydi acaba diye düşünmüyor değilim. Bu arada atlamadan şunu da belirteyim. Telefonun ağırlığı 159 gram, inceliği de 7.7 mm. Kendi dahili hafızası 32 GB. Ayrıca az önce de bahsettiğim gibi 200 GB'a kadar micro SD kart desteği sunuyor. Evet arkadaşlar, tasarımdan bahsederken önceki LG modelleriyle kıyaslansak bence ayıp olur. Sırasıyla LG G2, G3, G4 ve G5 önümüzde duruyor. G3 G2'den biraz daha büyümüş. G4 biraz daha da büyümüş. G5 ile G4 hemen hemen birbirine çok yakın, arada böyle milimetrik farklar var. Zaten ön kameraları falan filan, bunlara hiç değinmeye gerek yok. LG logoları aynı şekilde duruyor. Hemen arka taraflarına da bakalım arkadaşlar. Şöyle çeviriyorum. Zaten ana fark burada ortaya çıkıyor arkadaşlar. Bu 3 telefonda da tek kamera. G5'e geldiğimiz zaman önemli tasarımsal değişmeyi görebiliyoruz. Arka tarafta sadece power tuşu ve parmak izi okuyucusu duruyor. Bunun yanında çift kamera geliyor arkadaşlar. Hakikaten de köklü bir değişiklik olarak G5'te karşımıza çıkıyor. Şöyle hızlıca bir menülerine de bakmak istiyorum. G2, G3 ve G4'te şöyle bildiğimiz uygulamaların hepsini sırasıyla görebildiğiniz bir menü var. G5'te bu menü kaldırıldı. Tamamı iOS işletim sistemlerinden alıştığımız ana ekrana geliyor yüklediğimiz uygulamaların. Tasarımsal olarak 4 telefonun arasındaki farklar da bu şekilde. Şimdi telefonun biraz da donanım özelliklerinden bahsetmek istiyorum. İşlemci bazında Snapdragon 820 kullanıldı G5'te. Grafik işlem birimi olarak da Adreno 530 kullanılan G5'te 4 GB RAM bulunuyor. Yani özelliklerden de anlayabileceğiniz gibi bu telefon üst düzey bir performans telefonu. LG'nin ilk çıktığı günden beri, yani G5'in ilk çıktığı günden beri zaten yanında aksesuarlarla birlikte tanıtıldı. Modüler kısmı burada geliyor. Hızlıca şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi telefonun pili çıkabiliyor. 2800 mAh'lık bir pili vardı. Yani siz yanınızda yedek bir pil taşıyabilirsiniz isterseniz. Ancak bu buradan çıkıyor. İlla buraya tekrar hani şu şekilde bir aksesuarın girmesine gerek yok. Farklı şeyler de takabiliyorsunuz. Modülerlik burada geliyor. Bu aksesuarlardan bir tanesi mesela LG Cam Plus diye bir aksesuarı var. Yine üzerinde bir pil var. Ancak telefonun pili o zaman 4000 mAh'e yükseliyor arkadaşlar. Taktığınız zaman buraya bir fotoğraf makinesine çeviriyor. Telefonun üzerinde deklanşör tuşu ve zoom in zoom out tuşları bulunuyor. O şekilde telefonunuz daha çok bir fotoğraf makinesine yaklaşmış oluyor. Bunun yanında LG'nin kendi sanal gerçeklik gözlüğü LG 360 VR da çıktı. Tabii bu buraya takılabilen bir aparat değil. Ayrı olarak alıp gözünüze takıyorsunuz ve telefonla tam uyumlu olarak çalışıyor. Ayrıca çok konuşulan bir aparat daha çıkardılar. 360 derecelik bir kamerası. Zaten Azim bunu İstanbul'da lansmanda deneyimlemişti. Arka planda onun da görüntülerini görebiliyorsunuz. Yani LG tek başına G5'i çıkartmadı arkadaşlar. Yanında birçok modüler aksesuarla farklı kullanıcı kitlelerine hitap etmeye çalışıyor. Şimdi telefonun oyun performansı
performansına bakacağız arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi 15 dakikalık bir Mortal Kombat X oynayacağız. Evet arkadaşlar, şimdi oyun testimize hızlıca geçiş yapıyoruz. G4 ve G5 arasında bir kapışma yapacağız. Bakalım G5 çok farklı bir sonuç çıkartabilecek mi? X'i de oyunu rahat rahat çalıştıracaktır tabii ki de. Şimdi G4'ün %17'lik bir şarjı var. G5'in de %41'lik bir şarjı var. G4'te 36.1 derece, G5'te 31 derece diyebiliriz G5 için de. Şimdi hızlıca oyuna geçelim. Evet arkadaşlar, testimizin sonuna geldik. Ancak 14. dakika, hatta 14.45'te falan G4'ün şarjı dayanmadı. %0 olduğu anda gördüğünüz gibi. Yani bu da demek oluyor ki 15 dakikalık oyunun sonunda %17 bir şarj yemiş. Bence bayağı fazla. G5'e baktığımız zaman da durum şu şekilde. Şarjımız %41'deydi, %32'ye düştü. Yani %9 oluyor. Matematiğim beni yanıltmıyorsa diyeyim. Fena bir rakam değil. Hani telefonlar için çok üst düzey performans değil, ancak kötü de değil. G5 38 derece yükselmiş. 31 dereceden 7 derecelik bir yükselme var. G4'te 42'ye yükselmiş. Daha önce 36 dereceydi. Zaten kendi ısısı boştayken de fazlaydı. Gayet yüksek bir sıcaklık. Şimdi dilerseniz birazcık da kamerasından bahsedelim ki bence G5'in en önemli özelliklerinden bir tanesi kamerası. 16 megapiksellik ve 8 megapiksellik iki tane ayrı kamerası bulunuyor. Arka tarafta 8 megapiksel olan kamerası 135 derecelik bir görüş açısına sahip arkadaşlar. Yani neredeyse hani bu aksiyon kameraları kadar geniş bir görüntü çekebiliyor. Ayrıca f1.8 diyafram değerindeki 16 megapiksellik ana kamerası da düşük ışıkta gayet güzel performanslar veriyor. Bunun yanında ön kamerasından da bahsedeyim. 8 megapiksellik bir selfie kamerası bulunuyor. Hakikaten selfie kameraları içinde bence güzel kameralardan bir tanesini yapmayı başarmış LG. Video özelliklerinden de bahsedeyim. Saniyede 30 kare 4K video çekebiliyor. Bence kamera olarak kendini oldukça geliştirmiş ki zaten G4'te de çok iddialardı. G5'te de bu iddiasını sürdürüyor LG. Şimdi gelin hep birlikte G5 ile çekilen örnek video ve fotoğraflara bakalım. Bunun yanında G4, G3 ve G2 de var elimizde. Bakalım LG nasıl bir gelişme sağlamış kamera tarafında. Hep beraber izleyelim. Birkaç tane test yapalım arkadaşlar. AnTuTu ve Geekbench'e bakalım skorlar nelermiş. En önemli yerlerden birine geldik. Telefondaki pil ömrü. 2800 mAh'lik bir bataryası var demiştim. Yoğun kullanımda tabii ki de bu pil eriyip gidecektir. Hani bir günü zorlar illaki çıkartır ki LG'nin yazılımı gayet iyi. İçindeki işlemci de sizin pilinizi sömürmeyen cinsten. Ancak LG G5'te şöyle güzel bir taraf var. Hızlı şarj özelliği var. Hani siz gün içinde şarjınız bitecekse o gün telefonla çok oynadınız. Mesela bir priz buldunuz, telefonu 30 dakika taktınız ve şarjınız %70'e kadar çıkıyor arkadaşlar. Bu bence oldukça iyi bir rakam. Son sözlerimize gelelim. Bu telefon sağlam bir markanın en sağlam, en yeni çıkardığı en iyi akıllı telefonlardan bir tanesi. Yani LG'nin son amiral gemisi. Fiyatının tabii ki de düşük olmasını kimse beklemiyordu. 2800 liralık bir fiyatı var LG G5'in. Sizce bir telefona 2800 lira verilir mi, vermez mi? Yorumlarda bunu hep beraber tartışalım isterseniz. Ancak hani fiyatını bir kenara bırakarak konuşursak bence LG güzel, yenilikçi bir telefon ortaya çıkarmış. 3000 TL sınırına yakın bir akıllı telefon arayışı içindeyseniz LG'yi rahatlıkla tercihleriniz arasına sokabilirsiniz diye videomuzun sonuna geliyorum. Bu videomuzda sizlere LG G5'i tanıttık arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular her zaman olduğu gibi aşağıya yorum olarak atabilirsiniz. Başka bir incelemede görüşmek üzere. Hoşça kalın. Millet üst tarafta duran videoya tıklayarak bence çok ilginç bir tipi olan akıllı ip videomuzu izleyebilir. Hemen altına tıklayarak kanalımıza abone olup en yeni videolarımızı görebilirsiniz.